Güzel canlar, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyor. Aşk niyazlarımı sunuyorum. Bugünkü muhabbetimizin konusu kurban nedir? Bayram nedir? Neden biz kurban bayramı yapıyoruz? Kurban bayramı denilince insanların aklına hayvan kesmek geliyor. Aslında herkes kendi içindeki hayvani duygu ve düşünceleri kesmeyi başarabilmiş olsaydı herhangi bir hayvanı kesmeye gerek kalmazdı. İnsan ne zaman nefsi emmaresinin kötü duygularını, kötü düşüncelerini, kötü eylemlerini kesmeyi başarırsa işte o zaman gerçek kurban ve gerçek bayramı da yapma noktasına gelecek. Kurban bayramı noktasında din alimleri arasında da tartışma var. Normalde Kur'an-ı Kerim'de Kurban Bayramı diye bir bayram ifade edilmez. Kurban Bayramı tamamen sünnet olarak peygamberimizden bugüne kadar bir sünnet olarak eda edilmiş ve gelinmiştir. Yine başka bir soru. Bugün İslam dünyası Hazreti İbrahim'in oğlunu kesmeye götürürken bağışlanan kurbandan dolayı mı kurban kesiyor? Eğer öyleyse Yahudiler niye kurban kesip bayram yapmıyorlar? 2. Kur'an-ı Kerim'de İsmail'in kurban olması geçmemesine rağmen, çünkü Eski Ahit'te yani Torah, Tevrat'ta ve İncil'de kesilmeye götürülen çocuk İsmail olarak atfedilmez, İshak olarak yazılır. Çok nettir. Şimdi burada bazı çelişkiler söz konusu. Hadi İbrahim'in oğlunun bağışlama noktasında İbrahim'in bir adak adaması çok doğal. Ama şu anda hiçbirimizin çocuğu noktasında böyle bir düşünce yokken neden böyle bir hayvan boğazlama, bir hayvan kesme adeti devam etmekte? Ne demiştik? Bizim sorgulamamız lazım. Ancak sorgulamayla hakikate, gerçeğe, doğruya doğru yol alabileceğiz. Peki bir dinde ve dine mensup olanlar adetleri, gelenekleri, görenekleri mi yapacaklar? Gerçekten inandıkları dinin inanç noktasında emir buyurduğu şeyleri mi yapacaklar? Bakıyoruz, bugün dinsel olarak anlatılan, işlenilen, ifade edilen çoğu şey herhangi bir dinin kendi metninde olmayıp daha sonra insanların içtihatlarla, yorumlarla, tesvirlerle, kendince tembirlerle birlikte farklı bir şekilde üslup almakta. O zaman gerçekten dini yaşamak emredilen buyruklarla mı yaşamak, yoksa dinden sonra dinden gelen emirlerin fazlasıyla ortaya konulan kurallar, kaideler, gelenekler, göreneklerle mi yaşamak? O zaman din olmaktan çıkmaya başlıyor. Kurban meselesinde de böyle bir şey söz konusu. Kurban kelimesi duyulduğu zaman insanların aklına ilk gelen şey şu: Kurban bayramında durumu iyi olan insanların dince belirlenen, dince onaylanan herhangi bir hayvanın bir ritüelle birlikte Allah'ın ismiyle kesilip onun rızasının, onun yakınlığının, onun sevgisinin kazanılması noktasında boğazlanan bir hayvan geliyor. Eğer ki bir hayvanı boğazlamakla Allah'ın rızası kazanılmış olsaydı, Kur'an-ı Kerim'in Hac suresinin 37. ayetinin gelmemesi gerekiyordu. Ayette ne diyor? Onların ne etleri ne de kanları asla Allah'a ulaşmaz. Ona ulaşacak olan sizin takvanızdır. Sizi doğru yola ilettiğinden dolayı Allah'ı yüceltmeniz için onları sizin yararınıza sundu. İyi olan kimseleri müjdele. Demek ki et ve kan noktasında hiçbir şey Allah'a ulaşmamakta.
Allah'a ulaşan şey amel. Peki amel ne demek? Amel bir insanın insana ve insanla cümle varlığa faydalı, yararlı yapacağı davranışlardır, eylemlerdir. Çünkü bir insanın düşünceleri eyleme geçtikten sonra, pratikte yaşantılandıktan sonra o kişiyle ilgili biz bilgilerimizi ya da düşüncelerimizi dile getiririz. Neden? Kafasının arkasında düşüncesi saklı olmuş bir kişiyi yargılamamızın, ön yargıyla yaklaşmamızın mümkünatı yok. Ancak o düşüncenin ya dile gelmesi ya da pratik bir yaşamda yaşantılanması gerekiyor. Yani eyleme dönüşmesi lazım. Bu da Kur'an-ı Kerim'de diyor ki sizin amelleriniz, eylemleriniz Allah'a ulaşmakta. Örneğin şöyle bir şey ifade edelim. Kurban kesiyoruz. Amaç ne? Et yemeyen ihtiyaç sahibi ailelerin et ihtiyacını karşılamak. Ama ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyacını sadece bir bayramda düşünmek bayağı insanların işi. Her en ihtiyaç sahibinin ihtiyacını karşılama düşüncesi kamil insanın düşüncesi, eylemi. Ama dikkat edin, biz Kurban Bayramı'nda duygusallaşıyoruz ve bu noktada et ihtiyacı olanların ihtiyacını karşılama noktasında çeşitli ritüellerle bir hayvanı boğazlayıp sözde Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya çalışıyoruz. Etin 1/3'ünü buzdolabına koyuyoruz, kavurma yapıyoruz. Kışın yeme noktasında istif ediyoruz. Nerede amel? Onun için kurban ve bayram noktasını bizlerin iyi algılamaması sonucu farklı neticeler gelişmekte. Bu nokta itibariyle kurban ve bayram olgusunun anlayışı şuur ve idrak işi aslında. Dikkat ederseniz hem sorguluyoruz, soru soruyoruz. Aynı zamanda da bu sorularla birlikte cevap vermeye çalışıyoruz. 4 kapı 40 makam üzerinde kurban kelimesi şu şekilde işlenmekte. Şeriat ehli, yani avamın, nadanın, sadece dinin kural, kayde ve ritüellerinde kalmışların dince belirlenen, kesilebilir bir hayvanı Allah'ın rızasını kazanmak için kesmek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak. Oysa amaç ihtiyaç sahibine et dağıtmak değil. Amaç ihtiyaç sahibini bırakmamak. Eğer ki yeryüzünde ihtiyaç sahibi var ise ihtiyaç sahibini ihtiyaç noktasına koymuş herkes suçludur. Örneğin şöyle bir şey düşünelim. Sınıfların ve sınırların olmadığı bir dünya, herkesin çalışıp ürettiği, ürettiğini paylaştığı, yoksulluğun olmadığı bir dünyada hayvan kesmenin mantığı nerede kalacak? Herkes çalışıyor, üretiyor, herkes et ihtiyacını karşılama noktasında. O zaman kurban kesmenin mantığı bu işin neresinde? Veya da zekat vermenin mantığı bu işin neresinde? O zaman demek ki bugünkü anlayışla bir kurban anlayışı, bugünkü anlayışla bir zekat anlayışı çok farklı bir noktaya gelmekte. İşte kurban kelimesini iyi bir şekilde etimolojik olarak bilmediğimiz takdirde bizim doğru bir yaklaşım içerisinde olmamızın da mümkünatı olmayacak. Şeriat ehlinin kafasında Kurban Bayramı'nda, yani Zilhicce ayının 10. gününden başlamak üzere 4 gün boyunca bir hayvanı boğazlama noktası ve de ihtiyaç sahibi olan insanlara et götürmek, sözde sosyal dayanışmayı sağlamak. Onu ihtiyaç sahibi bırakanlar zaten o sosyal dayanışmayı darmadağın etmişlerdir. Yeryüzündeki bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacı elinde fazlasını bulundurup
paylaşmayanların yüzündedir. Yeryüzündeki bütün zulüm bundan kaynaklanmaktadır. Ve insanların kavgası da bunun üzerine kurgulanmış. Diyor ki, demiri demir ile dövdüler. Biri soğuktu, biri sıcaktı. İnsanı insan ile kırdılar. Biri aç, biri toktu. İhtiyaç sahibi aç olandır. Veren ise tok olandır. Dikkat edin, bu noktada da müthiş bir kavga ve mücadele var. Peki, tarikat ehlinin kurbanı ne? Yalnız tarikat denince bu tarikatlarla alakası yok. Tarikat demek yol demek. Hangi yol? Hakka, hakikate, gerçeğe, insanın özüne giden yol demek. İnsanın hakikatine giden yol demek. Kişinin kendisini bilip hakkı tanımasına götüren yol demek. İlimle, irfanla, kemaletle, marifetle donatan yol demek. O zaman tarikat dediğimiz nokta bir kişinin doğru bir yola, doğru bir anlayışa girip o anlayışta bir çaba göstermesi. Neye? Cenab-ı Hakk'a vuslat etme noktasında. İşte tarikat ehlinin kurbanı kendi nefsi emmaresinin kötü alma arzusunun önüne geçerek kendi nefsini kesmek. Dikkat edin, şeriat ehli kestiği kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine veriyor. Tarikata giren, yola giren, hakka vuslat etmek isteyen kendi nefsi emmaresini, yani kendisindeki kötü duygu ve düşünceleri keserek herkese vereceği zarar ve ziyanın önüne geçiyor. Aynı zamanda yola giren kişi cümle varlığın aslında tek olandan tecelli ettiğinden dolayı kendisinde ne var ise var olan her şeye bağışlama, hediye etme, paylaşma noktasına geliyor. Hakkın yakınlığını kazanmak isteyen, hakka vuslat etmek isteyen, özün özüne, asıl kaynağa ulaşmak isteyenlerin keseceği kurban aslında kendisi. Şeriat ehlinin keseceği kurban kanlıdır. Tarikat ehlinin kurbanı kansızdır. Şeriat ehli bir can alarak bir canı doyurma noktasında hareket ederken, tarikat ehli kendi nefsini kurban ederek hiçbir canlıya zarar vermeme koşuluna gelmekte. Dikkat ederseniz iki tane kapı işledik. İkisinin şuuru, ikisinin bakışı, ikisinin mantalitesi çok farklı. Eğer ki cümle insanlar neyse emmarenin kötülüklerini kesmiş olsaydılar, yeryüzündeki kötülüğün de önünü kesmiş olacaklardı. O zaman hayra, hasanete, iyiliğe, güzelliğe, barışa, yardımlaşmaya, bütün güzellikleri paylaşma noktasına geleceklerdir. Peki, üçüncü noktada marifet ehli var. Marifet ehlinin kurbanı, Cenab-ı Hakk'a yakın olmayı net bir bilgiyle bilmektir. Çünkü marifet ehline arif denir. Arif ise bilendir. Neyi bilir? Kendini ve hakkı bilir. Kendini bilip hakkı bilen de hak ile hak ise ona yakındır. O zaman şuursal olarak Cenab-ı Hakk'ı tanıyıp ona yakın olanlar gerçek kurbana doğru yol almaktadırlar. Bu nokta itibariyle arifin irfanı Cenab-ı Hakk'ın yakınlığıyla mümkündür. Çünkü arif demek Cenab-ı Hakk'a yakın olup Cenab-ı Hakk'ın hazinesinde bulunan her şeyi bilen demektir. Cümle varlık Cenab-ı Hakk'ın hazinesinde ise hangi varlığa zarar verilebilir? Hangi varlığa eziyet edilebilir? Arifler irfan ile cümle varlığı kutsarlar. Kainatta bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'ın tecellisi olduğu için arif olan kişi cümle varlıklarla bağ kurduğu için artık cümle varlıklarla birlikte bir bütünlük içerisinde işler. Bakın, şeriat ehli var olandan uzak olandır. Arif ise yakın olandır. Neyle? Bilmen noktasıyla.
Biz birbirimizi tanıyıp bildiğimiz zaman samimi ama tanımadığımız zaman resmi hareket ediyoruz. Demek ki kurbandan maksat Cenab-ı Hakk'ın yakınlığıyla onunla samimiyet kurabilmek, samimi bağları, ihlaslı bağı meydana getirebilmek. Peki hakikat ehlinin kurbanı nedir? Hak ile hak olmuş, kendini hakta fena etmiş kişinin artık kurban olacak, kurban edecek bir şey kalmamıştır. Çünkü cümle varlığını Cenab-ı Hakk'a vermiş, onun varlığında yok olmuştur. Aslında işin hakikati ne biliyor musunuz? Hakikat kapısına gelen hak ile hak olmuş kişinin mertebesi cümle kurbanların sunulduğu mertebedir. Çünkü herkesin isteyip gelmek istediği nokta, ulaşmak istediği yakınlık o yakınlıktır. İnsana düşen bir hayvan ile kurban kesmek değil, hak ile yakınlık intisap edip vuslatını sağladıktan sonra bütün yakınlıkların arzu edildiği noktada bulunmaktır. Bakın Allah'a vuslat etmek istiyoruz. Yakın olmak istiyoruz. Sevgiliyle birlikte olmanın gayreti ve çabası içerisindeyiz. Onunla o olan onda olduğuna göre aslında herkesin yakın olmak istediyor. Aslında herkesin yakın olmak istediği insan-ı kamilin dışında bir şey değil. Ancak insan sevgisinden Allah sevgisine varılır ki insanı ve varlığı sevmeyenin, insan ve cümle varlıklar ile bağ kurmayanın Allah ile bağ kurmasının mümkünatı yok. Kendi nefsi emmaresini kesmeyen bir kişiden iyilik ve güzellik beklemek hayaldir. Ama nefsi emmarenin bütün kötü arzu ve isteklerini kesen insan gerçekten gerçek kurbanı kesmiş ve bu kansız kurbandır. Buna rağmen şeriat ehlinin ihtiyaç sahibi ailelere et verme noktasında bir hayır ve hasanet içerisinde bulunmasına da karşı çıkmıyoruz. Neden? Çünkü o varlık ile var olana bir şeyler sunma peşinde. Çünkü mantalitesi bu noktada çalışıyor. Ama ne zaman bir gün sınıfların, sınırların olmadığı rıza şehrini, hakkaniyeti, asr-ı saadeti biz inşa edersek artık kurban kesmeye, zekat vermeye de gerek kalmayacak. Neden? Çünkü herkes var olanı paylaşma, hakça bölüşme noktasına, şuuruna gelecek. Amaç bu noktaya gelebilmek. Kurban kelimesi Cenab-ı Hakk'a yakın olmak için sunulan bağış, edilen takdim anlamlarına gelmekte. Kurban kelimesinin etimolojik anlamı aslında yakın olma, yaklaşma, hediye verme anlamına gelir. Bakın yakın olabilmek için kişinin ne yapması gerekiyor? Bugün hepimiz statüler peşinde koşarız. Aslında statü elde etmek demek ona yakın olmak demek. Cenab-ı Hak en üstün statüdür. Cenab-ı Hakk'a vuslat etmek en zor koşuldur. Ona yakın olabilmenin koşulu, onun yakınlığını kurabilecek eylemlerde, düşünceler içerisinde olabilmektir. Yaklaşmak isteyen nefsi emmaresini kessin ve ona yakın olacaktır. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için ona yakınlaşma noktasında kesilen hayvan sadece küçük bir amel olarak ifade edilir. Ama nefsini keserek ona yakınlaşan ise tam bir yakin ile yakin olma noktasındadır. İnsan nefsaniyetiyle hayvan olduğundan nefsi emmaresini kesmek, ben hayvanlık duygu, düşünce ve davranışlardan bağımı kesiyorum demek anlamına gelir. Aslında kurbandan maksat bizde bulunan kötü duygu düşüncelerle bağı kesmek. Çünkü nefsi emmare ile bağını kesemeyenin hak ile bağ inşa etmesinin, hak ile hak olmasının, onun rıza ve sevgisini kazanmasının mümkünatı yok. Eğer ki bugüne kadar kurban kesmek ile
insan-ı kamil olmuş olsaydı İslam dünyasında kurban kesenlerin hepsinin şu anda insan-ı kamil olması gerekir. Demek ki bu iş bir hayvan kesmekle değil, kendi nefs-i emmaresinin kötü duygu ve düşüncelerini kesmekle mümkündür. Nefis ile bağ kopmadan hak ile bağ kurmanın mümkünatı yok. Demek ki kurban aslında Cenab-ı Hak ile bağ kurmakmış. Kurban kendi nefs-i emmaresini kesmekmiş. Kurban cümle varlığa insanın kendisini arı, duru, temiz, pak olarak hediye edip bağışlamasıymış. Ama bize ne öğrettiler? Kurban bayramında maddi durumun iyiyse bir hayvan alacaksın, tekbir getireceksin, sonra boğazlayıp yarısını dolaba koyacaksın kışlık. 7 tane de evde dolaştırırsan bitti. Ve bunun üzerine kurmuşlar, inşa etmişler. Bunları bizim yıkmamız lazım. Elbette ki maddi durumu iyi olanların kurban kesmesi noktasında diyecek bir şeyimiz yok. Yalnız başka bir şey var. Kurban demek sadece bir hayvan boğazlamak değil. Alacağınız her gıdanın Cenab-ı Hakk'ın rızası için bağışlanması da kurbandır. Fasulye de olabilir, diğer gıdalar da olabilir. Ama dikkat edin, bize aşılanan tek bir şey var. Kurban bayramında sadece hayvan kesilir. O zaman Habil ile Kabil meselesinde Kabil'in Allah'a buğday semeresinin vermemesi gerekiyordu. Eğer Adem peygamber de peygamberlik vasfıyla buğdayın bağışlanamayacağı bilgisine sahipse Kabil'e şunu demesi lazımdı. Sen buğday bağışlayamazsın, kurban edemezsin. Sen de bir hayvan kurban etmelisin. Ama böyle bir şey yok. Kurban demek Cenab-ı Hakk'ın rızasını, sevgisini kazanmak üzere kişide bulunan bütün fazlalıkları cümle varlıkla paylaşarak ona yakın olması demektir. Bunu sadece bir hayvan noktasına indirgememek lazım. Gelelim bayram kelimesine. Bayram kelimesi aslında Farsça bir kelime, Arapça bir kelime de değil. Anlamı neşe, huzur, mutluluk, bir de sessizlik anlamına geliyor. Sevinmek, mutlu olmak. Ne garip, hayvan keserek neşeye boğuluyoruz, mutlu oluyoruz. Çok garip bir duygu. Aslında insana yakışmayacak bir duygu. Bir hayvan kesilirken dikkat edin, bazı yerlerde ve bazı işleyişlerde şöyle bir şey var. O hayvandan öncelikle özür dilenir, yıkanır, hazırlanır. Sadece ihtiyaç noktasında onu yapıldığı beyan edilir. Örneğin Alevi erkanlarında bu yapılırken, dua edilirken bu edep erkan üzerine yapılmakta. Bu nokta itibariyle bir hayvan keserek mutlu oluyorsanız birinci siz sadistsiniz. Hayvan kesilerek mutlu olunmaz. Hayvan öldürülerek mutlu olunmaz. Kendi içindeki hayvani duyguları kesilerek mutlu olur. Neden? Allah arınmış ve temizlenmişleri seviyorsa vuslat etmek için bendeki kötü duygu ve düşüncelerimi kurban etmem lazım. Arapçada bu kelime el-i'd olup anlamı sevinç ve kederi bir arada bulundurmak anlamına geliyor. Bakın dikkat edin, Arapçada farklı bir tanım daha var. Keder ve sevinç, ikisini bir arada bulundurmak. Bayram, kulun nefsini, nefsi emmaresini kurban ettikten sonra Cenab-ı Hakk'a vuslat ettiği güne denir. Hayvan kestiği güne denmez. Ne zaman bendeki kötü duygu ve düşünceleri keser, kurban eder ve yakın olmak istediğime yakın olur. O da kendisinde bulunan bütün güzellikleri, bu güzellikleri ilim deniyor, irfan deniyor. Bana bahşederse benim bayramım o gündür. Dikkat edin,
Hazreti Peygamber'in bayramı Kadir Bayramı deriz. Neden? Kadir gecesinde Kur'an inmiş. Allah ile bağ olmamış olsaydı kendisinden yani sadrından o Kur'an'ı indirme imkanına sahip olabilir miydi? Demek ki kurban kelimesi kurb kelimesinden, yakin olmaktan geliyor. Bayram kelimesi de bir hayvanı keserek bayram etmek değil. İnsanın kendisindeki bütün kötü duygu ve düşünceleri kesip Allah'a yakın olup vuslat etmesi ve ettiği güne denir. Dikkat edin, manalar çok farklı. Neden? Buraya ne sokarsanız buradan bu çıkar, eylemde de o gerçekleşir. O zaman bizim bu şuuru, bu mantığı, bu mantaliteyi değiştirmemiz lazım. Değiştirmenin koşulu ne? İdrakı yüksek olanların idrakıyla dünyayı değiştirme noktasında eyleme geçmemiz lazım. Ağaç istiyorsanız tohum ekmeniz lazım. Yoksa bunu başka türlü yapmanın mümkünatı yok. Hayvanı kesmenin bayramı olmaz. O sadece bakın Kur'an ayetlerine bakın. Bizim faydalanmamız, onlardan fayda görmemiz, etinden, sütünden, yağından, belli bir süreçten sonra da evet, et noktası da ön plana çıkmakta. Bu nokta itibariyle İslam dini özünden koparılarak, aslından koparılarak çok farklı bir noktaya getirilmiş. İslam kelimesinin anlamı bir insanın cümle varlıklarla uyum içerisinde yaşamasıdır. Ama bize ne anlatıldı? Demin Kemal Hocam çok ifade etti. İslam fobi ne? Adam öldüren, baş kesen. Eğer İslam olanlar nefislerini kesmiş olsaydı insanları kesmezlerdi. Sorun burada. Gerçek bayram ne biliyor musunuz? Bütün insanların nefislerini kestikten sonra tende, canda, ruhta, kanda tek olup Cenab-ı Hakk'ın bütün güzelliklerini paylaşarak yaşadığı günün adıdır. Hepinize saygı.